Çok değerli il başkanım, değerli milletvekili kardeşlerim, değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, kadro kollarımızın, gençlik kollarımızın, il genel meclis üyelerinin, belediye meclis üyelisi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli hanımefendiler, değerli gençler, değerli kilimliler, burada aday tanıtım falan yapmıyoruz. Sizlerle beraber buluşmaya geldik. Adayın tanıtılması için adayın tanınmaması lazım. Burada bizler, hepimiz değerli kardeşlerim, il başkanım, partinin kuruluşundan beri beraber birlikte çalıştık. Hamdi kardeşim önce merkez ilçe başkanlığında, sonra il başkanlığında birlikte çalıştık. Çay Cuma'da Ahmet kardeşim yine öyle. İki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Ben kurucu il başkanlığı iki dönem milletvekilliği yaptım. 10 yıldır Züleyha Hanım kardeşim kadın kolları başkanlığı, Burhan kardeşim gençlik kolları başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla sizler bizi iyi tanıyorsunuz, biz de sizleri iyi tanıyoruz. Burada yapılacak tek şey şu. İnanın burada bu dönem seçimden ziyade çok başka şeyleri oylayacağız. Evet bir seçim yapacağız, oy kullanacağız. Ama bu oy o kadar anlamlı olmaya başladı ki her dönemki seçimler gibi değil. Her dönemde milletvekillerini seçiyorduk, belediye başkanlarını seçiyorduk, muhtarları seçiyorduk. Amenna onlar bizlere hizmet ediyordu. Arkadaşlar bu dönem öyle bir hal almış ki dünya, inanın Filistin'e bakıyorsunuz, orada bir zorba, bir anarşist devlet, bir avuç bir nesil orada Müslümanlara zulmediyor. Ve dünya bunu seyrediyor. Hiç kimsenin diyeceği bir şey yok. Bosna'da olduğu gibi Avrupa'nın göbeğinde ırkçılık yaptılar, bir ırkı kırdılar, Müslümanları kırdılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Bir Müslüman coğrafyasına bir bakın. Irak'a bakın. Suriye'ye bakın. Sudan'a bakın. Myanmar'a bakın. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. Orada Müslüman kanı. Orada çocuklarımızın, kadınlarımızın gözyaşları var. Onun için özellikle rica ediyorum. Bunu birer milletvekili seçimi diye algılamayın. Bu ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesidir. Bu bir beka meselesidir. Onun için bütün siyasi partilerin üyelerine, seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu dönemde ne olur? Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiyoruz. Artık Türkiye'yi o bildiğiniz güçler, bunun içerisinde isim vermek Avrupa'dır, Amerika'dır, kim olursa olsun bunu görüyorsunuz zaten. Aleni gizlemiyorlar. Bunlar Müslümanlara karşı savaş ilan etmişler. Onun için gözünüzü seveyim. Ülkenin bekası için, gelecekteki nesillerimiz için, bu Ahmet kardeşimin de söylediği gibi mazlum milletlerin yüzünün gülmesi için. Şu anda Türkiye'nin seçimlerinde dünyanın gözü. Hem ümmetin gözü burada, mededi burada buluyorlar, burada umuyorlar. Hem de dünyanın gözü burada, nasıl fitne fesat çıkaracağız da Tayyip Bey'i ve AK Parti'yi alaşağı edeceğiz ve uydu gibi bu devleti yıllar yılı kullandığımız gibi yine kullanmaya devam edeceğiz. Buna müsaade edecek misiniz? Hayır. Allah razı olsun. İşte bütün derdimiz budur. Buna müsaade etmemektir. Allah'a hamd olsun. Mensubu olduğumuzdan, yanında durduğumuzdan, yol arkadaşlığı yaptığımızdan, değerli kadın kolları başkanımızın, milletvekilimizin, gençlik kolları başkanımız Burhan kardeşimiz, milletvekilimizin de söylediği gibi dik duran, dikleşmeyen ama hakkını, hukukunu mazlumların arayan bir liderimiz var. Ne kadar övünsek, ne kadar sevinsek, ne kadar şükretsek azdır. Ona yol arkadaşlığı etmek dünyanın en şerefli olaylarından bir tanesidir. Sizler ve bizler hepimiz, halkımız durmadan söylediği bir şey vardır. Ben milletime güveniyorum. Milli ve yerli olacak diyor. İşte milli ve yerli olan bir iktidar, milli ve yerli olan bir hükümet oluşturabilmek için bir daha da bu fitne fesat odaklarına müsaade etmemek için çok güçlü bir parlamento, çok güçlü bir hükümet istiyoruz. Onu sizlerden rica ediyoruz. Bu partiyi siz kurdunuz.
Bizleri yetkili olarak bize birer tane kağıt verdiler. Sen il başkanısın Polat Türkmen, git dediler Zonguldak'a, tabela yazdır as. Geldik astık. Millet zaten yanındaydı. Kurulmuştu parti. Bizim yaptığımız bir şey yok. Sadece ismimiz vardı. Tabelaları astık Allah'a şükür arkadaşlarla. Millet zaten onu kurmuştu. Gönlünde kurmuştu. Bünyesinde kurmuştu. Ve onun etrafında toplandı ve 16 yıldır, 17 yıldır iktidar yaptı bizi. İnşallah bundan sonra gelecek olan kim olursa olsun iktidarlar yönetilebilir bir Türkiye teslim alacaktır inşallah bizim nesillerimiz. İşte bunun için, bu dinmeyen gözyaşları için, bu coğrafyamızın etrafımızda olan bu fitne fesatlar için, onlara fırsat vermemek için el birliğiyle, gönül birliğiyle kardeşliğimizin devamını arzu ediyoruz ve istiyoruz. Zonguldak bunu her dönem yaptı. Biraz eksik yaptı, hep söylerim. Ya niye 3 tane milletvekili 190 bin oy veriyor? Ne istiyorsunuz daha? Allah razı olsun. Ama komşularıma baktığım zaman onlar da gıpta ediyorum. Ben bunu milletvekili olduğum dönemlerde de söyledim. Niye? Düzce'ye bakıyoruz 3 tane milletvekili var. 3'ünü birden alıyor. Sakarya'ya bakıyoruz 5 tane milletvekili var. Şimdi 7'ye çıktı. 7'sini, 5'ini alıyordu o zaman. 7'sini alacak inşallah şimdi. Bolu'ya bakıyorsun öyle. Karabük'e bakıyorsun öyle. O zamanlar Bartın'a bakıyoruz öyle. Bu coğrafyada yaşayanların hepsi kardeş ve akraba. Şimdi beni Yenice'den arıyorlardı, Karabük'ten arıyorlar, şuradan arıyorlar, Bartın'dan arıyorlar, hepsini arıyorlar. Hepsi bizim insanlarımız, akrabalarımız. Dolayısıyla onlar bu işi başarıyor, yapıyor da bizim eksik olan onlardan neyimiz var? Bu dönem bu 5 tane kardeşimizi bizleri inşallah hiçbirine vermeden Ankara'ya göndermenizi özellikle sizden rica ediyorum, talep ediyorum. Sizlere hizmetkar olacağız. Bunu bilesiniz. Verdiğiniz oyların hakkını sizlere inşallah memnun edeceğiz sizleri ve o oyların hakkını da vereceğiz. Cenab-ı Hak bizleri de sizlere karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak gittiğimiz, düştüğümüz bu yolda, bu kutlu yolda muvaffak eylesin. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bu duygu düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.